Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için React derslerimizin 13. konusuna hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akasan, Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde görev yapıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi React ikiye ayrılıyor. Sınıf bileşenleri ve fonksiyon bileşenleri şeklinde iki farklı şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bu dersimiz yine fonksiyon bileşenlerinin bir konusu olan arkadaşlar use context konusu olacak. Hazırsanız başlayabiliriz. Bu dersi anlatabilmek için yine basit bir uygulama yaparak bu uygulama üzerinden anlatacağız. İşte React Hook ile gelen arkadaşlar Use Context ile State'ler küresel olarak kullanılabilir. Yani sizin birden fazla bileşeniniz olabilir. Bileşenler arası arkadaşlar bir State'in değerini taşımak istiyorsanız bu Use Context olarak adlandırılan bu Hook'u kullanabiliriz. Şimdi bunu kullanabilmek için öncelikle bunun bir kere aktarılması gerekiyor import fonksiyonunu kullanarak arkadaşlar. Örneğimizde use state'imizi oluşturacağız. Create context'te context'imizi oluşturacağız. Daha sonra da use context'te bu context'imizi bir bileşenden farklı bir bileşene taşıyarak kullanmaya çalışacağız. Şimdi aktarım işleminden sonra arkadaşlar ilk önce bir user context'i create context kullanarak oluşturabiliriz. Daha sonra use context kullanarak da içeriği oluşturduktan sonra kullanabiliriz. Şimdi ilk önce bunu anlamak için bir uygulamamızı oluşturalım. Şimdi ilk önce ne yapıyorum? Ders 13 olarak adlandırılan arkadaşlar bir React uygulamasını kuralım. O yüzden ne yapıyorum? MTX create React App ders 13'ü şu an kuruyorum. Kurulum internet hızımıza bağlı olarak arkadaşlar biraz zaman alabilir. Şu an kurulum bitti. Daha sonra yaptığım iş arkadaşlar şu an React klasındayım. Ne yapıyorum? CD ders 13 yazar arkadaşlar. Direkt React uygulamamıza giriyorum. İsterseniz şuradan da yine Open Folder yapıp sadece ders 13'ün klasını görelim. Diğerleri görmek istemiyorsak. Şimdi ben bu derste arkadaşlar sadece React uygulaması değil bazı kütüphaneleri de yüklemem gerekiyor. Bunlar nedir? NPM install diyorum. İlk önce bir bootstrap yüklüyoruz. Daha sonra React strap'i yüklüyoruz. Daha sonra 3.js'i kullanacağız. Bir de 3.js'in arkadaşlar React ile uyumlu olabilmesi için Fiber kütüphanesini bir de Dray kütüphanesini yüklüyoruz. Unutmayın ders 13'ün içine girdikten sonra yükleme işlemini yapmanız gerekiyor. NPM start yazarak uygulamamız çalışır mı bir kontrol edelim. Şu an uygulamamız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kurulumlarımız tamamlanmış. Kurulumların olup olmadığını da kontrol ediyorum. Package.json dosyasına bakıyorum. Dray kütüphanemiz yüklenmiş. Fiber kütüphanemiz yüklenmiş. Bootstrap yüklenmiş. Arkadaşlar 3.js kütüphanemiz yüklenmiş ve React Strip'in sürümlerini de görebiliyoruz. Hangi sürümleri yüklendiğini. İşte artık ne yapabiliriz? Şimdi varsayılan olarak Source klasöründeki arkadaşlar bütün dosyaları siliyorum. Ve kendi dosyalarımı oluşturuyorum. İlk önce bir index dosyası oluşturuyorum. JavaScript. Bir tane de index CSS dosyası oluşturuyorum. Bir tane arkadaşlar header
dosyası, bir tane footer dosyası, bir tane yine kategorisi dosyası, bir tane de products dosyası oluşturuyorum. Ve son olarak da app dosyamı oluşturuyorum. Şimdi index dosyamızdan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bizim ana dosyamız. Bütün bileşenler bu dosyadan arkadaşlar çağrılarak render edilecek. İlk önce neye ihtiyacımız var? Bir React kütüphanesine ihtiyacımız var. React kütüphanesinden React bizi yüklüyoruz. Bir tane React DOM kütüphanesine ihtiyacımız var. Bunu da React DOM'dan client'dan yüklüyoruz. Daha sonra arkadaşlar import app deyip ana dosyamızı çağırıyoruz. Yani sınıf bileşenimizi. Bunu da yine source klasöründe yer aldığı için app dosyamızı çağırıyoruz. Ek olarak ben Bootstrap'i kullanacağım için Bootstrap kütüphanesini de yüklemem gerekiyor. Bu da arkadaşlar Node Models klasörümüzün içinde. Onun içinde de arkadaşlar ne var? Bootstrap'imiz var. Ben bu dersimizde neyi kullanıyorum? Minimum dediğimiz en küçük sürümünü kullanıyorum. Ek olarak da bizim arayüzde herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsak bunları index.css dosyasına uygulayacağız. Şimdi app'teki arkadaşlar sınıf bileşenimizin render etmek için ne yapıyoruz? Bir render oluşturacağız. O yüzden ben ne yapıyorum? Bir tane root olarak adlandırılan bir nesne oluşturuyorum. React DOM nesnesi. Bu da create root yapıyoruz. Nereye render edeceğiz? Root'a. Buraya neden root yazdık arkadaşlar? Çünkü bakıyoruz public klasörümüzdeki index dosyamıza. Çünkü biz ne yapmak istiyoruz? Render işlemini bu division arasına yapmak istiyoruz. Bunun ID'si root olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? ID'si root olan arkadaşlar HTML öğesini çağırıyoruz. Render işlemimizi de yapalım son olarak. Nereye render etmek istiyorum? Neyi render etmek istiyorum? App'i render etmek istiyorum sınıfımızı. Onu da nereye render etmek istiyorum arkadaşlar? Şu root'a render ediyorum. Böylelikle index dosyamız tamamdır. Index.css'e de yapalım. Farklarımızı görelim. Mesela Bootstrap'ten farklı olarak bir HTML belgesinin arka planının rengini değiştirmek istiyorum. O yüzden bir background color diyorum. Ve şu herhangi bir renk seçiyorum. Sadece farklılıkları görebilmek için. Artık app sınıfımızı oluşturabiliriz. Şimdi benim ilk önce bir import React'e ihtiyacım var. Şimdi bu app'i oluştururken bir React script kullanacağım. Bu yüzden kullanacağım bazı bileşenleri aktarmam lazım. Mesela container ve row kullanacağım. Nereden kullanacağım? React script panelinden kullanıyorum. Artık ne yapabilirim? Artık app sınıf bileşenimi oluşturabilirim. Bu yüzden ne yapıyorum? Class diyorum. App diyorum. Extends arkadaşlar React Component bileşenimizi oluşturduk sınıfımızı. Daha sonra ilk zorunlu yöntemimiz neydi? Render'dı. Render zorunluluğunu. Daha sonra return yapıyoruz arkadaşlar. İçerisinde de bir division yaparak sadece her şeyi division içerisinde render edilmesini sağlıyoruz. Sonuçta bu nedir? Bir private sınıftır. Biz bunu public bir sınıf yapmak istiyoruz. Bu yüzden expert default diyorum. Ve app sınıfımızı arkadaşlar public sınıf yapıyoruz. Ve index dosyamızda zaten çağırmıştık. Burada da render ediliyor. Şu an dosyamız çalışıyor mu? Kontrol edelim. Mesela buraya bir H1 öğesiyle arkadaşlar bir merhaba yazdıralım. Bakalım çalışıyor mu? Hemen kontrolümüzü yapıyoruz. Merhaba dünya yazıyor. Ve arka plan rengim de arkadaşlar gördüğünüz gibi görünüyor. Şimdi bunu silip ben artık kullanmak istediğim şablonu oluşturuyorum. İlk önce bir container kullanacağım. İstiyorum ki bir web sayfam olsun. Üst tarafında arkadaşlar bir header olsun. Orta tarafında arkadaşlar kategoris ve products'lar olsun. En altında da ne olsun? Direkt footer bilgisi olsun. Şimdi ben buraya ne? Header bilgisini girmem gerekiyor. O yüzden header'ı çağırıyorum.
Bir de bu header dosyamı import etmem gerekiyor. From header dosyasından. Şu an hata verecek. Çünkü header dosyamızı yükledik. Fakat header'e şu an ulaşamıyoruz. Çünkü içerisi boş. O yüzden ne yapıyorum? Header'e gidiyorum. Şimdi benim app arkadaşlar dosyamda bir tane sınıf bileşeni var. Fakat ben header'den istiyorum bir fonksiyon bileşeni. O yüzden import diyorum. React from header, daha doğrusu from React dedikten sonra şimdi function'ımı oluşturuyorum. Bunun ismi header. Bu bir fonksiyon bileşeni ve süslü parantezimi açıyorum ve return yapıyorum arkadaşlar. Ve her zaman bir boş öğe arasına return işlemlerini yapıyorum. Tabii ki bu fonksiyon bileşenim arkadaşlar private olduğu için okumayacak. O yüzden ben bunu da yine public yapıyorum. Export default header yazıyorum. Çalışıp çalışmadığını arkadaşlar anlamak için ne diyorum? Üst logo diye bir yazı yazayım. Ve görelim. Bakalım çalışıyor mu? Şu an yine bir hata alıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Cannot resolve the header file diyor. Bakalım hatamız ne? Şimdi import react dedik. Function'ımızı oluşturduk. Return'ımızı yaptık. Şimdi bunu nereye yapıyorum ben? Bu header dosyamı, daha doğrusu header bileşenini app'in içinde kullanacağım. Şimdi bakıyorum. Import header geldi mi? Geldi. Nereden aldım? Header dosyamdan aldım. Header dosyam burada mı? Burada. Herhangi bir sıkıntı göremiyoruz. Ve header dosyamı şuraya yazın. Mesela şunu kaldırdığımız zaman hata hala devam ediyor. Çünkü ne diyor? Header dosyasında bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Tekrar bakıyoruz. Hatamız ne? Biz diyoruz ki header dosyasını import ediyoruz. Fakat bu gördüğünüz gibi bu not modül içinde değil. O yüzden ne yapmamız lazım? Nokta slash yapmamız lazım. Çünkü source'da olanların hepsine nokta slash ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi üst logumuz şu an geldi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi header dosyasının içinde ne istiyorum arkadaşlar? Web sayfamı temsil edecek bir logo istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Yine React Strap'e gidiyorum. Diyorum ki React Strap'te ne vardı? Kart vardı. Tabii ki bunları süslü parantez içerisine yazmam lazım. Kart ve kart imiş var. Bunları React Strap'ten aldım şu an için. Mesela ne yapıyorum? Burada kullanmak istiyorum. Diyorum ki buraya bir tane kart aç. Arkadaşlar. İçerisine de bir kart image aç. Bu gösterecek. Bir tane logo bulmam gerekiyor. Kart image arkadaşlar step etiketinin source öz niteliğini kullanıyorum. Buraya kullanmak istediğimiz bir logonun resmini kullanmamız yeterli. Ben bir resim buluyorum hemen hızlıca. Herhangi bir resmin arkadaşlar logosunu bulabiliriz. Mesela bir tane resim buldum. Buraya yapıştırdım logosunu, resmini. Ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi logomuz artık üst logomuz burada görünüyor. İstersek şuraya bir menü daha hazırlayabiliriz. O yüzden ne yapıyorum? Şuraya bir menü hazırlıyorum mesela. İstersek hazırlayabiliriz. Mesela menü diyorum. JS hazırladım. Mesela menümü de yine import diyorum. React diyorum. From React repository'den alsın. Function arkadaşlar menü dosyamı oluşturuyorum. Fonksiyon bileşenimi. Burada yine return yazıyorum. Gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Mesela burada ne istiyorum? Menü olacak. Menü olabilmek için biz React Strap'le gelen nav'i kullanabiliriz. Onun içinde de nav item'ları kullanabiliriz. Mesela birbirinden ayrı olması için. Onun içinde de istediğimiz bir web sayfasına link de verebiliriz veya alt menülere de verebiliriz. Burada da arkadaşlar şuraya nav link yazalım. Mesela nav link'in arkadaşlar öz niteliği ne olacak bir web sayfasına link verebilmek için? Mesela ne olması lazım? Href olması lazım. Mesela örnek olarak diyorum ki burası ana sayfa olsun. Tamam mı? Ana sayfaya gitsin. Bir tane daha olabilir. Mesela altına ne yazabilirim? Hakkımızda diyebilirim. Değil mi? Veya bunun altına da iletişim yazabilirim.
Şimdi bunları kullanabilmem için öncelikle menüyü ne yapmam lazım? Export yapmam lazım. Artık bunu nereye eklemem lazım? App sınıfımın içinde olması gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? Buraya import menü from nereden arkadaşlar? Nokta slash menü dosyasından alıyorum. Tabii ki bunu nereye eklemem lazım? Şuraya ekleyebilirim. Şu an ekledim. Bakalım. Eklem bittikten sonra hata aldık. Diyor ki kullandığınız bunlar bir React script fakat tanımlı değil. O yüzden ne yapmamız lazım? Tanımlamamız gerekiyor. Hemen geliyorum buraya. Import diyorum. Ne kullandık? Nav kullandım. Nav item kullandım. Bir de nav link kullandım. Nereden? From React. Tekrar bakıyoruz. Herhangi bir hata vermedi arkadaşlar. Şu an linklerimizi gördük. Şimdi nav item'da istersek şunu düzenleyebiliriz. Hepsini bir nav item'ın altına koyduğumuz için gördüğünüz gibi hepsi alt alta. İstersek biz ne yapabiliriz? Şunları şu şekilde yapabiliriz. Mesela bir tane buraya. Bir tane nav item şurada olsun. Bir tane burada olsun. Yani her birini açıp tekrar kapatıyorum. Bir tane de burada olsun mesela. Bu şekilde yaparsak ne olur? Artık yan yana olur. Çünkü item'lar oluşturduğumuz için. Ve devam ediyorum. Hep klasını bir tane row'un altında artık burada ne olacak? Kategorisi yapabilirim. Şimdi kategorilerimi oluşturalım arkadaşlar. Import React diyorum yine. From React klasöründen aldım. Şimdi fonksiyonumu oluşturuyorum arkadaşlar. İsmi ne olacak? Categories. Sınıf bileşenimiz olacak. Daha sonra return yaptık. Ve bu da arkadaşlar içerisine return yaptıktan sonra bir tane boş etiket oluşturabilirim. Şimdi React kategorisi bölümünde ne olacak? Benim web sayfam neyle ilgili? Şu an tavada tavuk. Demek tavuklarla ilgili bir web sayfam var. Bunu oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ikinci kategorilerimi oluşturuyorum. Mesela kategorilerim nasıl oluşsun? Bir tane mesela herhangi bir menüyü açıyorum. Yani istediğimiz şeyleri yazabiliriz. Şimdi ne yapıyorum? İlk önce diyorum ki şurada bir tane use state açayım. Use state'i görmüştük zaten. Mesela const diyorum. Use state'i açtım. Daha doğrusu şurada. Mesela diyorum categories diye bir state açtım. Bunu değiştirebilmek için ne yapıyorduk? Categories diye linkler oluşturduk artık hatırlarsanız. Bu categories artık bir state ve bu state'i değiştirmek için bu fonksiyona ihtiyacımız var. Bir de ne yapmamız lazım? Bir tane arkadaşlar varsayılan değer atmamız lazım. Mesela benim varsayılan değerimi burada atıyorum. Mesela bu bir dizi olacak. Sonuçta kategorisi listesini vermem gerekiyor. Dizilerimizi nasıl açıyorduk? Mesela istersem şöyle bir dizi açabilirdim. Ve aralarına şöyle yazabilirim. Tavuklar, işte mesela kovalar. Mesela sonra virgül bırakıp mesela diyebilirim işte tek tavuk ürünleri şeklinde yapabilirim. Fakat benim istediğim bir şekil değil. Ben şöyle istiyorum. Çünkü anahtar kelime kullanacağım. Bir tane süslü parantez açıyorum. Diyorum ki ID ne olsun? 1 olsun. Daha sonra ne yazıyorum? Diyorum ki daha doğrusu şöyle yapalım. İçeriklerini düzenleyelim. Mesela ID dedim. Kategori name dedim. Mesela ne olsun? Kovalar olsun. Mesela bu bitti. Bir tane hemen alta geçip bir tane yorum satırı açtım. Mesela ID'lerime ne yapıyorum? Devam ediyorum. ID 2. Mesela bu ne olsun? Tek tavuk menüleri, ürünleri olsun. Biraz daha devam ediyorum şöyle. Mesela bu ne olsun? Çocuk menüleri olsun. Bu ne olsun? Mesela diyelim tatlılar olsun. Yine devam ediyorum. Bu ne olsun? Diyelim içecekler olsun. Bu ne olsun? Mesela diyorum soslar olsun. ID'lerimi de güncelliyorum. 3, 4, 5, 6 şekilde. Artık şu bittiği için. Şu an hata alıyorum. Diyor ki use state'i tanımıyor. Öyleyse biz ne yapmamız lazım? Bir tane use state token'u yüklememiz lazım. Ve şu an hata gitti.
Mesela bir state'im oluşturdum. Fakat bu state nedir? Bir dizi arkadaşlar. Bunu kullanabilirim aşağıda. Mesela bunu biliyorum ki bu bir dizi. Dizileri arkadaşlar yazdırabilmek için biz ne kullanıyoruz? Hatırlayın, kategoristler kullanıyoruz. Map fonksiyonunu kullanarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. O yüzden ben ne yapıyorum? Buraya bir tane istersek listemizde kullanmak için ne yapabilirim? React Step ile gelen list grupları kullanabilirim. Ve bu list grupla birlikte from React Step dedim. Mesela list grupla birlikte neyi kullanalım? Bir de list group item. Yani sınıfları listelemek için. Normalde ben listeleme yapmak istersem ne yapacaktım? Şuraya bir tane list group açacaktım. Onun içerisine bir list group item atacaktım, değil mi? Ve içerisine şöyle kovalar mesela yazacaktım. Eğer şu kategori state'ini kullanmasam mesela tek tavuk ürünleri şeklinde. Bu şekilde yazacaktım. Mesela nasıl görünecekti? Mesela export default yazalım hemen. Kategorist dedim. Bunu nerede kullanacağım? Mesela şurada kullanacağım. Tabii ki bunu da bir yüklemem lazım. Mesela ne oldu? Şeylerimiz geldi. Fakat ben istiyorum ki bu şekil gelmesin arkadaşlar. Kategorilerim arkadaşlar benim nasıl gelsin? Şuradaki state'i kullanarak gelsin istiyorum. Öyleyse ne yapmam lazım? Mesela bir tanesini sileyim. Burada ben şöyle bir şey yapabilirim mesela. Şimdi bir tane üstü parantez açarım. Şimdi ben biliyorum ki kategorisi nedir? Bir dizidir. Öyleyse kategorisi map yazarak arkadaşlar ben bunların çıktısını alabilirim. Mesela ne yapıyorum? Kategorisi map açtım. Mesela her bir öğeye bir isim vereyim burada. Ne olsun mesela? Mesela kategori olsun. Hepsi. Şimdi bunları ne yapabilirim? Artık direkt kullanabilirim. Şimdi burada kullanabilmem için mesela şu list group item'ı artık burada kullanabilirim direkt. Mesela şu şekil. Kovalar yerine ne yazmam lazım? Her bir diziye ne dedim? Kategori. Kategorinin ID'sine ulaşırsam, kategori name'ini oluşturursam yazdırabilirim. Öyleyse ben buraya ne yazmam lazım? Bir üstü parantez açıyorum. Diyorum ki sen bu kategorideki name'e ulaş. Kategori name. Mesela ne yapar? İsimleri bu şekilde çıktısını alabilirsin. Mesela tekrar bakalım. Artık gördüğünüz gibi tek bir item kullanarak, list group item kullanarak hepsini yapabiliyoruz. Ama klavyenizden Ctrl Shift J'ye basarsanız arkadaşlar şurada bir hata alırsınız. Mesela diyor ki each child in a list should have a unique key prop. Mesela bu ne diyor? Yani her çocuk arkadaşlar listedeki ne yapması lazım? Eşsiz bir tane key probuna sahip olması gerekiyor. Öyleyse ne yapıyoruz? Biz şuraya bir tane key probu açıyorum. Eşittir diyorum. Üst parantezimi yine açıyorum. Ne olması lazım? Kategori ID yazabilirim. Eşsiz mi? Eşsiz. Çünkü bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsi eşsizdir. İşte tekrar yeniliyorum. Artık bu hata gitti. Çünkü her birinin ID'sinin eşsiz olmasını sağladı. Şimdi benim kategorisim var. Ben diyorum ki kovalara tıkladığım zaman şurada bir menü açılsın, değil mi? Bu menüyü görebileyim. Bu menüyü görebilmem için ne yapmam lazım? Buraya bir products yapmam lazım. Öyleyse şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi burası nedir? Return. Ne yapabilirim? Şuraya bir tane kol açarım. Mesela bir kol daha açarım. Şimdi birinci kol açmadan önce bunu da React Script'ten aldığım için tanımlıyorum. Sonra ikinci kola geçiyorum. Diyorum ki bu kolun extra small'larda, tabletlerde diyelim telefonlarda 3 olsun uzunluğu. Çünkü bu strap 12'lik grid sistem kullanıyordu. X strap dedim. Burada ne yaptı? Bu da 9 olsun. Şunu kaldırıyorum. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Birinci sütunun içine gömüyorum. Şuraya da bir nested yapabilirim. Yani şöyle yapabiliriz. Format document dedik. Tamamdır. Güzel oldu.
Bakalım, gördüğünüz gibi 3 birim. Yani şurası 12 birimse ben 3 birimini kullandım. Öyleyse diğer tarafa da, yani şuraya da artık products'larımı ekleyebilirim. Products'larımı da buraya ekleyeceğim. Şu an tabii ki oluşturmadığımız için hata alıyoruz. İlk önce bunu bir ekleyelim. Import dedim. Products. Nereden? Nokta slash products diyeceğim. Bu şekilde aldık. Fakat içi boş olduğu için ne yapabiliriz? İlk önce bunu bir doldurmamız lazım. O yüzden hemen hızlıca import React from React kütüphanesinden geçiyorum. Sonra ne yapıyorum? Fonksiyonumu açıyorum. Fonksiyonumun ismi ne olacak? Products olacak. Ve kapatıyorum. Sonra ne yapıyorum? Return'ımı oluşturuyorum. Artık buranın içinde ne olacak arkadaşlar? İstiyorum ki artık her bir kategoriye ait ürünlerimi burada göreyim. Yani bakarsak şurada. Mesela bu hata aldık. Ne diyor? Export default. Çünkü biz bunu public yapmadık. Hemen bunu public yapalım. O yüzden ben buraya ne yapıyorum? Export default. Ne yapıyorum? Products. Tekrar bakıyorum. Artık ne oldu? Artık buralarda ürünlerim listelenebilir. Biz ürünlerimizi listeleyebilmek için ne yapıyoruz? Mesela cart ve cart image kullanabiliriz. List group kullanabiliriz. Fakat bizim hedefimiz nedir? Kovalara tıklayınca kovalara ait ürünler. Tek tavuk ürünlerine tıklayınca buna ait ürünleri kullanmamız gerekiyor. Şimdi varsayılan olarak bir şablon oluşturalım buraya. Mesela ben ne istiyorum? Burada bir list group olsun. Değil mi? Bunun içinde de bir list group item olsun. Bunun içinde de mesela ne olsun? Bir cart olsun. Bunun içinde de bir cart image olsun. Tamam arkadaşlar. Bunun içinde de artık cart image olduğu için şurada bir source yazıp bir link verebilirim. Mesela örnek bir tane link verelim. Herhangi bir resim olabilir. Resmi verdim. Şuraya da bunun ismini yazabilirim hemen list grubun altına. Mesela bunun ne olsun? İki parça tavuk menü. Şimdi list gruplar görünmüyor. Çünkü de React Step'e ait. Hemen ne yapıyorum? Import. Süslü parantezimi açıyorum. List group kullandım. List group item kullandım. Cart kullandım. Bir de ne kullandım? Cart image kullandım. Nereden bunlar? From React. Geldi. Şimdi bakıyoruz. Ne oldu? Üstünde mi, ürünün ismi, altında da bir resmi gördük. Tabii ki bunları biz ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. Ne yapabilirim? Şu item'ı alıp arttırabiliriz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yeni menü. Fakat benim istediğim bunu bu şekilde değil, bir veri tabanı üzerinden yapmak. O yüzden benim bir veri tabanına ihtiyacım var. Şimdi veri tabanı oluşturabilmek için arkadaşlar ne yapmam lazım? Bir veri tabanı oluştururum. Mesela ders 13'ün üzerinde değil de bu diziye ait bir veri tabanı oluşturabiliriz. Şimdi bir ara verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.